Bein Sports ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz. Süper Lig'de 2022-2023 sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray kampındayız ve kaptan Fernando Muslera bizlerle birlikte Bein Sports'un sorularını yanıtlayacak. Öncelikle hoş geldin diyelim Fernando Muslera'ya. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz röportaj isteğimizi kırmadığı için. Türkçe'de öncelikle iyi bayramlar herkese. Teşekkür ediyoruz. Fernando Muslera gördüğünüz gibi tabii Türkçesi de çok iyi. Kampla başlayalım hemen. Öncelikle güzel bir ortam oluştuğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Biraz antrenmanlardan bahsederek başlayalım Muslera. Sí, bueno, la verdad que se empezó muy bien. Gerçekten iyi vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi bir atmosfer var. Bütün oyuncularla bir konuşma fırsatı yakaladık. Sezon öncesi dönemden başlıyor ligde diye düşünüyoruz hepimiz. Dolayısıyla da burada çalışanlarımızla birlikte herkesin kendini %100 bir şekilde vermesi gerekiyor ve birlikte bunu yapıyoruz. Deneyimli ve genç oyuncuların beraber olduğu bir kamp ortamı görüyoruz ama takım kaptanı olarak gençlerin uyumunu nasıl değerlendiriyorsun? Muy bien. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Bugünün gençleri gerçekten farklı bir mentaliteye sahipler, farklı karakterleri var. Oynadığımız son maçta da gözüküyordu. Gerçekten kendilerini adayabilen, ön plana çıkarabilen oyuncular ve Galatasaray için gerçekten gelişimi için çok önemli. Bugünlerde gördüğüm kadarıyla en büyüklerden en küçüklere kadar herkesin çalışmasından da gerçekten çok çok mutluyum. Okan Buruk Galatasaray için çok önemli bir isim. Kendisiyle çalışmak nasıl? Bueno, muy bien. Es un entrenador. Çok iyi. Birkaç sene öncesinden beri zaten tanıdığım bir antrenörümüz, hocamız. Çok da iyi bir insan. Amaçlarını da sürekli hatırlatıyor. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görebiliyoruz sürekli. Çok güzel sinyaller alıyoruz. Bu kulüpte yıllarını vermiş bir hocamız. Bizle birlikte, ekibiyle birlikte gerçekten çok büyük şeylere, başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Okan Koçuk çok iyi bir performans sergileyerek yeniden Galatasaray'a döndü. Kampta genç kaleciler var. Belki Cankat, Batuhan gibi potansiyelli isimler. Onlarla beraber çalışmak nasıl? Kendini senden dinleyelim. Kaptan. Bueno, mis hijos. Son mis hermanos. Benim oğullarım, kardeşlerim benim aslında. Gerçekten çok kendimi iyi hissediyorum. Okan'dan çok memnunum. Diğer arkadaşlarımız çok daha gençler tabii. Batuhan Şen de gerçekten ikincilikte çok iyi bir sezon geçirdi. Bu seni çok memnun ediyor gerçekten. Çünkü Okan'ın oynamasını sağlanması, Batuhan'ın tekrar oynayabilmesi ve çok iyi sonuçlar alınması, çok kapasitesi yüksek oyuncular, kaleciler bunlar. Okan biraz daha deneyimli. Umarım ki Galatasaray'da oynama fırsatı yakalayacaktır. Gerçekten hak ediyor çünkü. Hemen arkanda bu tarz hem gençler hem de yetenekli isimlerin olması seni nasıl motive ediyor? Tener esos jóvenes y también veteranos a tu espalda. ¿Cómo te sientas así? No, muy bien, muy bien. Es un grupo. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Çok iyi insanlardan oluşan bir grup, dinleyen bir grup. Çalışkan bir grup. Gerçekten herkesle çok memnunum. Tabii ki de daha deneyimli olanların da yardımlarından, gerektiğinde konuşma vesaire gibi. Ama yani hiçbir farklı bir şeyimiz yok. Hep rahat bir şekilde çalışalım, sonra mutlu olalım. Ve bundan da dolayı ben de çok mutluyum. Kaptan, Galatasaray'a ilk imza attığın günü hatırlıyor musun? Ve bu kadar uzun süre kalıcı olabileceğini düşünmüş müydün bu imzanın? ¿Has pensado que quedarías en Galatasaray por tantos años? Imposible. İmkansız. Gerçekten değil yani. Başka bir röportajda da bu soruyu karşılaşmıştım. Hiç hayal edemezdim. bu kadar uzun süreler bir kulüpte devam edeyim. Ama gerçekten müteşekkirim. Bence kulüp de bana verdiklerinden ve benim onlara sahada verdiğimden dolayı onlar da müteşekkir diye düşünüyorum. Büyük bir arkadaşlık, dostluk hem benim tarafımdan da kulübe gerçekten büyük bir saygı kazandı. Benim için, ailem için hiç hayalimde hayal etmeyeceğim bir şey yarattı. Yabancı biri olarak bu kadar insan tarafından sevilmek, Galatasaray gibi bu kadar büyük bir kulüp tarafından asla unutamayacağım bir his gerçekten. Fernando Muslera Galatasaray'ı 3 kelimeyle nasıl özetler? Con tres palabras como harías un sumario de Galatasaray. En qué sentido? Ne açıdan? Yani nasıl tanımlamak ister Galatasaray'ı? Tutkuyla mı, taraftarıyla ilgili nasıl anlatmak ister Galatasaray'ı? Örneğin kendi için Galatasaray'ı mesela aşk diye mi tanımlar, sevgi diye mi tanımlar? Kısa, üç kelime gerçekten Galatasaray'ı yazmak için yetmez diye düşünüyorum. Çok büyük tarihi olan her şeyi kazanmış bir takım. Hani aşktan çok daha fazlası. Bence tarih, canlı tarih. Devam edelim. Biraz geçmişe gideceğiz. Kariyerinde tek golün var. O da Manisa Spor maçıydı. Galatasaray formasıyla da kariyerindeki tek golün. Fırsat olursa yeniden penaltı kullanmak ister misin? Tienes oportunidad y querías hacer otro penalti. Penalti, tiros libres, lo que sea. Serbest vuruş, penaltı, ne olursa. Ama bu konuda daha kapasitesi olan oyuncularımız var tabii. Bunu da saygı duyulur tabii ki de. Peki o anı sorayım. Tutmak mı daha zor yoksa penaltıyı kullanmak mı? Salvar el penalti o chutar el penalti. No. ¿Cuál es más difícil? Chutar. Şut atmak. Chutar. Porque... Çünkü hep diyorum yani. Kaleci penaltıda %50. Durdurursan kaleci için çok iyi bir şey. Ama durdurmazsan o hücumun iyi olmasıyla alakalı. Orada kaybedeceği bir şey yok kalecinin. Ben penaltıda böyle düşünüyorum yani. Galatasaray kariyerinde sayısız yıldızlı oynadın. Belki birini söylemek diğerlerine haksızlık olur ama Galatasaray'da beraber forma giydiğin, sen de iz bırakan oyuncular kimler? Pero los nombres que destacan. Hemos conseguido muchos títulos con grandísimos jugadores. Çok büyük oyuncularla çok büyük ünvanlar kazandık. 11 yılda olan şey o kadar çok oyuncunun değişmesi, gelip gitmesi. Şimdi dediğiniz gibi ismini vermek gerekirse hepsini vermek gerekir. Bir isim verip ötekini sonra söylememek istemem. 2-2 diyeceğim. Hani cevap verebilmek için. Ama Sabri ile Hamid'le de çok büyük oyunculardı onlardı. Ebu Ege gibi. Bunca yılları bütün bu oyuncularla birlikte paylaşabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray formasıyla geçmişe dönüp bir maçı yeniden oynama şansın olsa bu hangisi olurdu? Tendrías oportunidad de ir al pasado y jugar un partido otra vez. ¿Cuál elegirías? Y yo creo que lo que pasa que por cómo se dio la atmósfera, el partido atmosfer açısından süper finalde Fenerbahçe'nin stadında oynadığımız, tekrardan yaşamak o anı, o şampiyonluğu gerçekten unutulmaz bir an. Özellikle iki kulüp arasındaki o mücadeleci ruhlardan bahsediyorum. Ama bir de tabii sonunda Galatasaray'ın kazanması lazım. O yüzden yani bu maç derdim. Tam konusu açılmışken sorayım o zaman. Birçok kaleci deplasmanlarda çok zorlanır ama derbilerde seni deplasmanlarda çok rahat görüyoruz kalede. Derbilerde ayrı bir motivasyon mu oluyor deplasmanda olmak senin için? Tabii ki de. O maçlar en keyifli, en güzel maçlar. Oyuncular gerçekten böyle işte süper klasikoyu oynamak, ondan sonra milli takımlarda oynamak, bunlar hep motivasyon sebebidir. Sadece oyun sahasında değil, antrenmanlarda, antrenman dışında, şehirdeyken herkes o maçın, çok önemli bir maçın yaklaştığını böyle bütün ülkece fark ediyor olmak gerçekten hoşuma gidiyor, motive ediyor. Biraz geçen sezona dönelim. Öncelikle geçmiş olsun tekrar. Sakatlıktan çok iyi döndüğünü gördük. Geçtiğimiz sezon Sivas Spor maçı, ciddi bir diz sakatlığı ve çok kısa sürede dönen bir Muslera. Bu süreci bize biraz anlatır mı? Nasıl başardı? Gerçekten biraz şanssız bir dönem geçirdi. 2020'de ondan sonra da işte dizle ilgili, yani oyunda karşılaşabileceğimiz şeyler. Öncelikle herkese gerçekten müteşekkirim. Buradaki sağlık çalışanlarımız, ekibimiz beni destek oldular bana gerçekten. Faktörlerden bir tanesi de Fadıl Hoca oldu bu konuda. Gerçekten kendini, benim ihtiyacım olan şeye adapte etti kendini. Hiçbir anda beni böyle sabit tutmadı. Sürekli düşünmeme böyle işte 3 ay kaldı, 4 ay kaldı, 6 ay kaldı. Sürekli benim aktif olmamı sağlayan oydu yani aslında. Yani sağlık çalışanlarımızın yaptığı çalışmanın önünde gerçekten anahtar biriydi Fadıl Hoca. Büyük bir insan, büyük bir antrenör ve Galatasaray çok şanslı bence böyle bir hocaya sahip olduğu için. Taferel yani bir sebepten dolayı seçti tabii 2011 zamanında. Her anda bütün ihtiyacım olan desteği verdi ve gayet de iyi biliyordu neye ihtiyacım olduğunu. Ona da çok teşekkür ederim. Onun yaptığı çalışmada ve bütün ailenin motivasyonu. Benim böyle hani düşmemi engelleyen, belli bir yaşa geldim. Tabii ki de zaman alması normal iyileşmemin. Ama dışarıdan bu gelen bütün destekler sayesinde tekrardan hızlı bir şekilde geri döndüm ve yine ünvanlar kazanmak için buradayız. Hep fiziksel aslında sakatlıklardan bahsediyoruz ama bu dönemler mental açıdan da çok zor. Muslera'ya sağlanan destek kendisine nasıl hissettirdi? Mentalmente hay muchas cosas. En este sentido, ¿cómo te has sentido? Biraz az önce söylediğim gibi doğru insanlar yanımdaydı. Bana böyle duyabileceğim şekilde, hani tabiri caizse eğer, beni motive edebilmek için konuştular. Çok çalışmam gerektiği, çok hazırlık gerektiği ve zaman gerektiği durumda bile. Diz, özellikle Erkan, Burak ve Samet gibi fizyoterapistlerimizle beni ittiler, motive ettiler. Bu insanlar sayesinde asla yere inmedim ve bu şekilde buradayım. Biz de tekrar sahalarda gördüğümüz için Muslera'yı mutluyuz. Geçen sezondan bahsetmişken aslında Galatasaray'ın belki tarihindeki en başarısız sezonlardan biriydi. Taraftarda da büyük hayal kırıklığı yarattı. Kaptan olarak ne söylemek ister geçen sezonla ilgili? Şüphesiz yani gerçeklerden kaçmayacağız değil mi? Benim burada geçirdiğim en kötü sezondu şüphesiz. Her seviyeden baktığımızda sportif açıdan da baktığımızda başkanlıkla ilgili sıkıntılar dışarıda. Bunların hepsinden böyle çıkmamız gereken bir şey. Şimdi yeni bir ortam oluşturuluyor. Yeni bir antrenör geldi. Seçimler yapıldı. Bir problem olduğu fark edildi. Çözüldü ve çözülüyor ve bu sezon daha iyi bir şekilde geçecek. Çünkü geçen seneyi bitirdiği yerde hak etmediği bir yerdeydi Galatasaray. Bu bir açıdan yani oyuncuların da hatası tabii ki bu. Biz demek ki belli bir seviyeye çıkamadık. Önümüzdeki sezonsa şampiyonluk için mücadele etmek, ama kazanırız kazanmayız bunun için bizim mücadele etmemiz gerekiyor ve kesinlikle kendimizi ona odaklamamız lazım. Geçen sezon kadro tamamen değişti. Çok gençleşti. Bunun etkileri de yaşandı mı? Última temporada había una plantilla muy joven y había unos efectos de esto. No, no. Hayır. Ben o şekilde görmüyorum. Çünkü gençlerimiz de vardı, deneyimli oyuncularımız da vardı. Ben o şekilde bakmıyorum. Bir şeyin kötü olmaya şansı varsa bazen kötü oluyor. Başka bir şekilde açıklayamayız gerçekten bazı şeyleri. Anlaşıldı, antrenör değişimi oldu, çalışmalar değişti. Ama bir şekilde düzlüğe çıkamadık yani. Gerçekten her şeyin kötü gittiği ve tekrardan yükselmemiz için bir fırsat olarak görebiliriz aslında bunu ancak. Galatasaray'ın kuruluş hedefi Türk olmayan takımları yenmek, ancak gelecek sezon Avrupa'da olamayacak. Bu nasıl hissettiriyor? Motivo de fundación de Galatasaray es ganar contra equipos extranjeros, pero esta temporada no habrá oportunidades de jugar contra equipos extranjeros. ¿Cómo se siente eso? Muy mal. Çok kötü hissettiriyor. Geçen sezon gibi bir sezon geçirdiğinde böyle şeyler oluyor işte. İşte Türkiye Kupası'nı alamadık, herhangi bir ilk 5'e de giremedik. O zaman hiçbir seçenek kalmadı tabii. Bizim bu sezonla temel atma ve önümüzdeki dönemde de gerçekten hak ettiği yerlere yükseltmek için bir fırsat olarak düşünmemiz gerekir. Az önce biraz altını çizdi ama sormak istiyorum. Bu sezon sadece lig ve kupa var. Bu şöyle değerlendirmek mi gerekiyor? Yani bir avantaj mı olacak yoksa motivasyona etkileyecek mi? Bunu nasıl yorumlar? Ventaja o va afectar al motivación. No. Este año son los dos objetivos que tenemos que lograr. İki tane kesinlikle kazanmamız gereken şey var. Motivasyon bizim kazanmak olması lazım her şeyde. Şampiyonluklar kazanmak. Bu kulübün gerçekten tarihi bu zaten. Tarihteki en çok kupa kazanmış takım bu ülkede. Bizim hücum etmemiz lazım ve gerçekten her şeyi kazanmaya çalışmamız lazım. Bu sezonun mantalitesi bu şekilde olmalı. Muslera sahada çok tutkulu. Galatasaray taraftarının adeta sahadaki vücut bulmuş hali diyebiliriz. Özellikle kaybedilen maçlardan sonra ya da puanlardan sonra nasıl hissediyor? Después de sus puntuaciones últimamente, ¿cómo te sientas en este sentido? Y bueno, yo tengo mis sentimientos. Benim duygularım her zaman antrenmanda, maçlarda kazanmak için varız. Tabii ki bir takım oyunu. Bazen başarabiliriz, bazen başaramayabiliriz ama eğer takım arkadaşlarım her zaman elinden gelen her şeyi yapıyorsa, kazanmak için her şeyi yapıyorsa ama bir şekilde yine kazanamıyorsa ben o zaman sakin oluyorum. Gerçekten sakin oluyorum. Ama tabii ki de bir oyunda mücadele ediyorsak eğer kazanmak için. Galatasaray taraftarını Fernando Muslera nasıl tanımlıyor? ¿Cómo son aficionados de Galatasaray en opinión de Fernando Muslera? Bueno, él sabe la respuesta. Cevabı biliyor zaten. Nuestro jugador número 12, ¿no? 12. numara. 12. 12. oyuncu. Ligimizde çok kaliteli kaleciler var. Okan Koçuk Galatasaray'da şu anda. Uğurcan Çakır var, Altay Bayındır var, Ersin Destenoğlu var. Birçok kaleci var. Ki Muslera'ya hepsi çok saygı duyuyor. Çok iyi ilişkileri var kendileriyle. Neler söylemek ister Muslera? Gerçekten öyle. Konuşuyoruz. Uğurcan'la, Altay'la konuşuyorum, Ersin'le konuşuyorum. Her zaman onlara birbirimizi tebrik ediyoruz, mesajlaşıyoruz. Beni çok mutlu ediyor. Ben buradayken Volkan Demirel'le de tarih. Milli takım kalecisiydi. Fenerbahçe'de kendi tarihi bir kaleci yaptı. Türkiye'den çıkmış olan isimler yani. Güney Amerika'dan bile duyduğumuz isimler. Türkiye'nin tekrar bu kaliteli, Okan'ın da dahil olduğu kalecilere sahip olması beni çok mutlu ediyor. Çok mutlu oluyorum. Çünkü kulüpler çok iyi çalışıyor demek bu. Ve kendi milli kalecilerine gerçekten odaklanmış diye görüyoruz ve bu çok önemli gerçekten. 2022 Dünya Kupası. Fernando Muslera Dünya Kupası'na değinmek isterse neler söylemek ister? Şansını, ülkesini nasıl değerlendiriyor? que Fortuna tiene su país y cómo evalúas en general la Copa? Esta Copa que viene. Copa Mundial. Bueno, la verdad que primero que nada estamos muy felices de poder estar otra vez en una Copa del Mundo. Tekrar Dünya Kupası'nda olmaktan mutluyuz. Para muchos de nuestros jugadores. Bizim birçok oyuncumuz için dördüncü kez üst üste. La verdad que siempre tenemos el sueño. Ve hep hayalimiz var. Çok büyük oyuncularımız da var. Mentalidad ganadora. Gerçekten kazanma mentalitesi. Dünya Kupası'nda en iyiler oluyor tabii. Aşırı güçlü takımlarla karşılaşacağız. Ama futbolda asla bilemezsin. Bazen istatistikler bir şey söyler ama saha başka bir şey söyler. Bizim de hayallerimiz var. Olabilecek en yüksek yere kadar devam etmek. Antrenörümüzle de o şekilde konuşuyoruz. Yani her şey için burada, her şeyi kazanmak için buradayız. Umarız ki sahalar izin verir ve kazanabiliriz. Bir futbol oyuncusunun gerçekten yapabileceği en büyük iddia da bu olur zaten diye düşünüyorum. Kazanmak. Muslera artık içimizden biri. Üçüncü kez baba oldu. Tekrar sağlıkla büyümesini diliyoruz, temenni ediyoruz. Türkiye'de yaşamak nasıl Fernando Muslera'ya göre? ¿Cómo es vivir en Turquía, en tu opinión? Bueno, muchas gracias. La verdad que muy feliz. Çok teşekkürler. Gerçekten çok mutluyuz Patricia'yla. Her şey iyi bir şekilde sonuçlandı. Hepimiz çok mutluyuz ve Türkiye'de yaşamak inanılmaz gerçekten. 11 yıldır buradayız, mutluyuz. İnsanlar çok cana yakın. Bazen sanki böyle bir küre içerisinde böyle inanılmaz iyi güzel bir böyle cennet içinde yaşıyormuşuz gibi geliyor. Sürekli insanlar gülümseyerek yaklaşıyor. Türkler gerçekten her zaman kalbimin içine taşıyacağım bir şey bu hisler bana yaşattıkları. Fernando Muslera'ya sormak istiyorum. En sevdiği Galatasaray marşı hangisi? ¿Cuál es la marcha de Galatasaray que te gusta más? Todas. Hepsi. Todas. Yo siempre digo 1-2-3 antes de empezar el partido. Ben maç bitmeden önce 1-2-3'ü diyorum. Hop, üçlü çektiriyoruz. Antes de empezar un encuentro. Çünkü böyle karşılıklı gerçekten tüylerinizi diken diken eden bir şey. Herhalde o derim, o yüzden en çok hoşuma giden derim. Yavaş yavaş artık röportajın sonuna yaklaşıyoruz ama biraz Muslera'yı hepimiz tanıyoruz ama farklı sorular sormak istiyoruz. Örneğin hangi dizileri izliyor Fernando Muslera? ¿Qué series de tele ve Fernando Muslera? Oh. No, un poco de todo, un poco de todo. Hepsinden birazcık. Son zamanlarda çocuklarım olduğu için biraz dizi izlemek zor oluyor. Biraz tarihi. Bilemiyorum. Hepsinden yani, hepsinden. Peki bir dizi karakteri olsa bu hangisi olurdu? Si estuviste un karakter de serie. ¿Cuál sería? De karakter tipo guerras. Böyle mücadeleci, savaşçı. Bueno, un poco cuando fue famosa el tema de lo que sucedió en Colombia con Escobar y todas esas cosas. Escobar vesaire burada Kolombiya falan o tarz şeylerde mesela dikkatimi çekti gerçekten. Ama böyle savaş olacak, böyle bir mücadele olacak benim hoşuma gitti. Muslera'yı sanırım tanımlayan en önemli özelliklerinden bir tanesi mücadeleci, savaşçısı olması. Que se puede decir sobre Muslera es que es luchador y competitivo. Aynen öyle, mücadeleci. Her şeyle, her konuda, her şeyde her zaman kazanmak lazım. Antrenmanlarda da arkadaşlarımla. Okan'ı çok severim, Batuhan'ı çok severim ama antrenmanda onları bitirmem lazım. Geçtiğimiz sezon çok iyi performans gösteren bir Kerem vardı. Bu sezonda Yunus Akgün tekrar kadroya dahil oldu. Kaptan olarak neler söylemek ister? Este año tendremos Yunus. Como capitán, ¿qué quieres comentar? Sí, bueno, contentísimo de lo que ha hecho Yunus. Yunus'un yaptığından çok memnunum, Kerem'in yaptığından çok memnunum. Tabii ki de sıfırdan başlıyoruz bu sezona. Umarım ki Tanrı yardımcımız olur. Geçen sezondaki yaptıklarından dolayı kendine olan güvenleri iyicene artmıştır umarım. Çünkü gerçekten çok önemli oyuncular. Kendi içlerinden önemli oyuncu olduklarını hissediyor olmaları iyi bir şey. Bir örnek düşünün. Marko mesela çok iyi bir, şahsi olarak iyi bir sezon yaptı ve şimdi Avrupa'ya gitme şansı yakaladı. Bu hem Marko için, ki onu çok tebrik ediyorum ve çok teşekkür ederim Galatasaray için yaptıklarından dolayı, ama aynı zamanda Galatasaray için de çok iyi oldu. Chavez'ten, ufak bir takımdan geldi, Portekiz'den. Onu daha sonra gelişmesi için ortamı yarattı ve şimdi gönderdi. Ona bol da şans diliyoruz. Bence bütün oyuncuların mentalitesi bu şekilde olmalı zaten. Artık Ağustos ayının ilk haftası, sezon başlayacak. Çok da kısa bir dönem kaldı. Galatasaray taraftarı için en önemli isimlerden biri. Buradan taraftara mesajı ne olacak Muslera'nın? Öncelikle her zaman aynısını söylüyorum. Çok müteşekkirim onlara. Çünkü iyi zamanlarda da kötü zamanlarda da her zaman. Tabii ki de biz kötü zamanlardayken bir orada eleştiri geldiği zaman biz bunu anlıyoruz tabii ki de. Ama bunu saygılı bir şekilde yapıyorlar ve gerçekten yanımızdalar, sürekli destek oluyorlar. Her şeyden önce o yüzden müteşekkirim ve umarım ki hep bu şekilde yaparlar. Çünkü 12 numaralı oyuncumuz, yani sahadaki 12. oyuncumuz onlar ve gerçekten onlara ihtiyacımız var ve umarım her zaman yanımızda olurlar. Taraftara Türkçe bir şey söylemek ister mi röportajı noktalamadan önce? ¿Quieres decir algo en turco a los aficionados antes de acabar? Es difícil, zor. Kısa kelimeler var ama uzun cümlede kötü çıkabilir. Büyük adammışlık. Şimdi aklıma gelmiyor bir şey. Her şey için çok teşekkürler. Her şey için çok teşekkürler. Fernando Muslera, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli izleyenler, Galatasaray 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Kaptan Fernando Muslera bugün Bein Sports'ta konuğumuzdu. Aslında bu sıcak havada bizi kırmadı. Sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.